Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl yapılan bursluk sınavlarının cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Şimdiki dersimiz 7. sınıflar sosyal bilgiler. Birinci sorumuzda Nasrettin Hoca bir gün ağaçtan düşer ve acıyla kıvranır. Hocanın başına toplananlar hemen bir doktor çağırın diye bağırırken hoca bana doktor değil ağaçtan düşmüş birini bulun der. Sorumuzda burada bu fıkrada hangisi örneklendirilmiştir diye bir soru sormuş. Burada empati yani kendisini yerine başkasını koyma, başkasını düşünme. Cevap empati. İkinci sorumuzda Türk kültüründe Anadolu kadını el işi iğne oyasıyla sevgi, acı, pişmanlık, öfke, düş kırıklığı ve mutluluk gibi duygularını dile getirir şeklinde bir paragraf var. Mesela kayınvalidesine iyi bir mesaj iletmek isteyen yeni gelin çayır çimen oyası işlenmiş yemeni hediye eder diye örnek verilmiş. Bu örnekler hangisiyle ilişkilidir diye sorulduğu zaman değerli arkadaşlar buna sözsüz iletişim diyoruz. Cevabımız Adana. Üçüncü sorumuzda günümüzde bireyler arasındaki iletişim akıllı telefon ve genel ağ kullanımının artmasıyla değişime uğramıştır şeklinde bir paragraf var. Burada medya araçlarının hangi alandaki değişim etkisinden söz edilmektedir? Tabii ki nedir? Kültürel alana cevabımız Ceyhan. Ünlü bir sanatçı ailesiyle tatil yaparken gizlice fotoğraflarını çekip bunu haber yapan gazeteci hakkında dava açıyor. Dava sonunda gazeteci sanatçıya tazminat ödemek zorunda kalıyor. Bu hangisinin ihlal edilmesinin örnektir? Nedir? Özel hayatın gizliliği ilkesine cevabımız Bursa. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollara Küsedağ Savaşı'nda yenilmesi Selçukluların otoritesini sarsmış ve bundan dolayı Anadolu'da birçok Türkmen beyliği bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu durum hangisinin göstergesidir diye soruluyor. Nedir? Anadolu'da Türk siyasi birliğinin bozulduğunun cevap Bursa. Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'ye insanı yaşat ki devlet yaşasın diye nasihat etmiş. Osmanlıların bu nasihati doğrultusunda uygulamasından biri olmayan seçenek soruluyordu. O da cevabımız Denizli'deki veraset sistemi yani padişahlığın babadan oğula geçme sistemi Şeyh Edebali'nin nasihatiyle ilgili değildir. Yedinci sorumuzda coğrafi keşiflerin başlamasına etkili olan ekonomik sebeplerden birisini soruyor. A şıkkımızda hemen var bu. Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmak istemeleri. Sekizde ünlü seyyah İbn Batuta arkadaşlarıyla Denizli'den geçerken dükkanlarından çıkan bir rahi grubu yollarını keserek kendine beraber gelmelerini ister. Başka bir rahi grubunun da aynı yönde istekte bulunması üzerine gruplar arasında tartışma çıkar. İbn-i Battuta ve arkadaşları ahilerin kendilerine misafir etmeyi tartıştıklarını anlayınca çok şaşırıyor. Burada ahilerin hangi özelliğinden bahsediliyor? Tabii ki konukseverliklerinden değil mi? Dokuzuncu sorumuzda tarih boyunca Mısır'da yerleşim dünyanın en uzun nehirlerinden Nil Nehri boyunca oluyor. Bu bilgide yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisi vurgulanmış? Tabii ki Nil Nehri'nin su kaynakları değil mi? Onun sorumuzda Türkiye'nin yıllara göre toplam nüfus miktarı gösterilen bir grafik verilmiş. Burada grafiğe hangisine ulaşılamaz bu grafikten diye soruyor. Burada 2008 yılına dikkat ederseniz Ceyhan'da nüfus artış hızının en fazla olduğu 2008'dir maddesi. Yalnız çünkü ne var orada? 2020 var. Ve 11. sorumuzda merhaba ben Yusuf. Babam Zonguldak'ta kömür madeninde çalışıyor. Biz de bu yüzden ailecek köyden taşınarak Zonguldak'a geldik diyor. İşte bunların göç nedeni soruluyor. Nedir? Maden yani iş imkanları. 12'de Kuduz şüphesiyle bir yerleşim yerine giriş çıkışlar yasaklanmış. Burada seyahat hürriyetinin yasaklanmasının nedeni soruluyor. Tabii ki nedir? Salgın hastalıkları önleme gayreti. 13'te Mezopotamya'dan gelen Asurlu tüccarlar Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını Anadolu'ya getiriyor. Anadolu'nun yazıyla tanışmasındaki etkili unsur soruyor. Nedir burada? Tüccarlar dediği için ticaret değerlerse ticari ilişkiler cevap Bursa. Semerkant Rasathanesi Ulu Bey tarafından yaptırılmış gözlem evidir diye açıklanan bir paragraf var. Burada hangi alanla, hangi bilim dalıyla ilgili çalışmalar yapılır? Gözlem evi olduğu için astronomi ile olur. 15'te Abbasi Devleti'ndeki Darul Hikme anlatılıyor. Darul Hikme ile ilgili bilgiler verildikten sonra Abbasilerin aşağıda hangisinin geliştiği göstermez diyor. Burada Darul Hikme'de hoşgörü kültürü, eğitim anlayışı, özgür düşünce vardır. Ancak askeri teşkilatla alakalı bir kurum değildir. Cevap Denizli.
Şimdi bir üç tane cümle veriliyor. Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmesi desteği, sertifikalı fidan üretimi desteği, bir de toprak analizi desteği diye devletin verdiği desteklerden bahsediyor. Bu destekler ne ile ilgilidir? Fidan zaten ne? Ağaç, o da nedir? Tarımdır. Cevap Adana. 17'de hangisi üretim teknolojisindeki gelişmelerin insan hayatındaki olumsuz etkilerinden birisidir diyor. Çevre kirliliğinin oluşması nedir? İnsan hayatında olumsuz etkilemiştir. Afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım sağlayan güvenli kan teminini kim yapıyor? Tabii ki Kızılay yapıyor. Cevap Bursa. 19'da Türkler de devletin siyasi, askeri ve ekonomik konularının görüşülüp karara bağlandığı kurultayda Hakan'ın eşi de bulunur, görüş bildirirdi diye bir paragraf var. Sosyal bilgi öğretmenimiz burada neyden söz ediyor? Kadınların devlet yönetiminde söz sahibi olduğundan bahsediyor. 20. sorumuzda barış ve güvenliği sağlamak, ülkeler arası dostan ilişkiler kurmak, ekonomik ve sosyal işbirliği oluşturma amacıyla 1945'te Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruluyor. Türkiye bu teşkilatın kurucu üyeler arasındadır. Bu bilgiye göre Türkiye'nin uluslararası ilişkileri Atatürk'ün aşağıdaki sözden hangisi doğrusu hareket ettiği söylenebilir? Çok güzel bir söz nedir? Yurtta sulh, cihanda sulh. Din kültürü dersini alan arkadaşlarımızla ilgili 5 tane sorumuz var. Onları yapalım. Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? O her şeye kadirdir. Bakın, ölüleri diriltmek. Ahiret hayatının hangi aşamasıdır? Vel ba'tu ba'del mevt diye amentü'de geçen dirilmek ba'tıdır değerli arkadaşlar. Cevap Adana. Cahiliye döneminde müşrikler putperest olmayıp hac ziyaretinde bulunan kimselere Hazreti İbrahim'in dinine bağlılıklarını ifade etmek için hanif diyorlardı. Açıklamaya göre hac ile ilgili hangisi söylenemez? Peygamberimizin Bursa çıkında farklı bir şekilde uyguladığı ile ilgili bir cümle var. Peygamberimiz farklı bir şekilde uygulamamıştır. Hanif dinini devam ettirmiştir değil mi? Cevap 23. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Burada vurgulanan tutum davranış nedir? Tabii ki dostluk ve kardeşliktir. 24. İnkarlarına bahane bulmak isteyen bazı kimseler peygamberlerin insanüstü güçlerinin olması gerektiğini öne sürüyorlar. Hangi ayette bunun yanlış olduğu belirtiliyor? A şıkkında Araf suresinde Allah buyuruyor ki ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güçte değilim. Gaybı bilseydim önlem alırdım ve bana hiçbir kötülüğe dokunmazdı. Burada peygamberlerin insanlar arasından seçildiğinden bahsediliyor. 25'te ise İslam zamanla farklı coğrafyalarda yaşayan toplum arasında yayılmıştır. Bu insanların örf adetlerini terk etmeleri kolay olmamıştır. Bu nedenle sahip oldukları bazı değerleri İslami motiflere ekleyerek devam ettirmişler diye farklı yorumlar soruluyor. Bunun hangisi vurgulanılıyor? Tabii ki ortam ve kültürden bahsediliyor. Evet sevgili arkadaşlar, kanalımızda 7. sınıfa ait tüm sözel ve dini derslerimizin içeriklerini bulabilirsiniz. Sizler de kanalımıza abone olup arkadaşlarınıza kanalınızı tavsiye ederek onların da bu bilgilere ulaşmalarına vesile olabilirsiniz diyor. Hepinizi derslerinizde ve başarılarınızda Allah'a emanet ediyorum. Hepinize hayırlı ömürler, hayırlı zaferler, hayırlı ve mutlu başarılar diliyorum.